Almanya anayasasının 75. yaş gününü kutlarken Türkiye yeni bir anayasayı tartışıyor. İki ülkenin anayasalarını karşılaştırınca gördüğümüz şu. Alman anayasası Nazilerin ağır baskı döneminden sonra onun yeniden yaşanmaması için yazılmış. O yüzden devlete karşı yurttaşı koruyan maddeleri ağır basıyor. Türkiye'nin 1961 anayasası da öyleydi. O da Adnan Menderes'in ülkeyi baskı rejimine sürüklemesine özgürlükçü bir tepkiydi. Ancak sonraki her askeri darbede anayasa biraz daha budandı. Her özgürlük maddesinin arkasına bir ama eklendi. Özgürlükler devletin güvenliği koşuluna bağlanarak sınırlandı. Anayasa adeta bir ama yasaya dönüştü. Bugün millete karşı devleti koruyan bir anayasa var ortada. Yazıldığından beri 12 kez değiştirilmiş, 150'ye yakın hükmü yeniden yazılarak delik deşik edilmiş kimsenin memnun olmadığı, iktidarın da uymadığı bir toplumsal sözleşmeyle baş başayız. Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sınırlayan, parlamenter sisteme dönüş yapan, kuvvetler ayrılığına yaslanan, özgürlükçü bir anayasayı savunuyor. Erdoğan ise bütün yetkileri elinde tutmasına rağmen hala anayasayı ve anayasa mahkemesini iktidarının önünde bir engel olarak görüyor. Anayasayı değiştirerek yargının en üst kalesini de tamamen ele geçirmek ve yeniden aday olabilmesinin önündeki anayasal engeli kaldırmak istiyor. Bunu yapabilecek çoğunluğu yok. Ana muhalefet partisini ikna etmek zorunda. O yüzden konuyu sürekli gündemde tutuyor, nabız yokluyor, bazen referandum imasında bulunuyor. Partisi inişteyken aklındaki anayasayı halkın oyundan çıkarabilmesi zor. Bunu yapacağım derken elindeki iktidarı da kaybetme riski büyük. 1961 Anayasası, 71 Anayasa Değişikliği, 82 Anayasası hep askeri darbelerden sonra geldi. Alabildiğine kutuplaşmış Türkiye'de sivillerin bir araya gelip uzlaşmaya dayalı yepyeni bir toplumsal sözleşme imzalaması mümkün görülmüyor. Bu ancak son dönemin baskı rejimi sona erdikten sonra yeni bir özgürlük rüzgarıyla hayata geçirilebilir.